Manzara bu. Her yer bembeyaz. Güneş de acayip vuruyor arkadaşlar. Aslında gözüm ağrımaya başladı. Güneş gözlüğü bile taksam iyi olurmuş. Şöyle bir de yan taraftan göstereyim. Burası da güneş vuran taraf. Şimdi bir köyün içinden geçiyorum. Şöyle köyün içini de size göstereyim istedim. Yani buralara bayağı kar yağmış. Bizim orada bu kadar kar yok. Bizim orası biraz daha rakımı düşük. Gördüğünüz gibi sağlı sollu her yer karla kaplı. Dostlar selamünaleyküm. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün yolum Ulum'a düştü. Ulum'a gelince de Ulma Vainasmak'tı. Gezmek olmazdı. Ulma Vainasmak buradan giriyor arkadaşlar. Burası da Ulma Vainasmak. Gelmişken pazarı gezeceğiz. Şimdi gezmeye başlayalım. Evet, pazara giriş burası arkadaşlar. Bu gördüğünüz de Ulma Vainasmak Kilisesi. Çok eski bir kilise. Eski bir kilise derken yani temeli ta 1400'lü yıllarda atılmış. Burası da böyle bir yer ama 500 yılda bitmiş bu kilise arkadaşlar. Şimdi Vainasmak'ta Noel pazarına bir giriş yapalım. Bakalım burada girişte bizi ne bekliyor. Bayağı bir kalabalık hafta arası olmasına rağmen. Şöyle girişte bir atmosferi size göstereyim. Alkol içersiniz, içmezsiniz o başka konu. Burada bolca böyle Glühwein içenleri göreceğiz. Yani Noel pazarların olmazsa olması. Bu ellerinde böyle fincanları görüyorsunuz ya, sıcak şarap o arkadaşlar. Isıtıp içiyorlar. Bu da Vainasmak'tın bir geleneksel bir adeti. Burada aynı Glühwein satılıyor. Böyle fincanları da satın alabiliyorsunuz. Noel pazarında bunları da evinizi süslemek için alabiliyorsunuz. Ahşaptan bir kalp. Şu ilginç bir vazo. Ulma Münster'da çanlar çalıyor. Noel pazarının olmazsa olmazı Alman şaşlıki, böyle suyun içinde pişen et ve sebze türü bizim şiş kebaba benziyor. Bunlar da Alman kültüründe çok yaygın sosis arkadaşlar. Bratwurst deniyor. Beyazı da var, kırmızısı da var. Bunlar %99 domuz etinden yapılıyor. Burada da yine farklı sosisler var. Schafebusker. Bu bir acı sosismiş arkadaşlar. Burada da Schumpfnudel diyorlar. Sauerkraut yani beyaz lahana turşusu ve makarna türüyle böyle karıştırıyorlar. Noel Baba böyle hayal ediyorlar. Gerçek değil tabi de ama böyle hayal ediyorlar işte. Kiliseyi merak eden olursa kanalıma girip iki tane video yapmıştım Ulum'da. Bu kilise de gezmiştim. Girip bakabilir. Şimdi şöyle bir arıya doğru gidelim. Evet yine bolca Glühwein var buralarda. Böyle şeylerde ısıtıyorlar. Kırmızı şarap, beyaz şaraptan yapılıyor. Farklı farklı. Böyle sıcak içiyorlar. Pazarların olmazsa olmazı böyle tatlı kekler arkadaşlar. Şu gördüğünüz özel sadece Vainasmak'larda oluyor. Yani bu zamanları satılıyor. Yine küçük çocuklar için karusel. Evet, sol tarafta yine imbiss diyorlar Almanca kebapçı arkadaşlar. Yani kebapçı derken sosisçi tabii ki. Ağırlıklı gördüğünüz gibi sosis yiyorlar. Alman kültüründe sosis çok yaygın dostlar. Herkes sosis yiyor. Burada çeşitli yörelerin sosisleri satılıyor.
Şöyle belki kısa bir bakabiliriz yine. Burada yine Schumpfnudel yazılıyor. Demin göstermiştim. Bu uzun sosislerden var. Arkada küçük sosis var. Yani Nihat abi hep sosis mi göstereceksin? Ama hep sosis gerçekten. Böyle farklı farklı. Hello. Kaynasmakların olmazsa olmazı kripe arkadaşlar. Burada Hazreti İsa'nın doğumunu canlandırıyorlar. Yani böyle doğduğuna inanıyorlar. Böyle bir barakada, bir ahırda koyunların, ineklerin, onların yanında doğduğuna inanıyorlar. Bu çok büyük, böyle minyatür. Normal Hristiyanların evinde her yerde bunun minyatürü var. Şimdi buraya canlısını yapmışlar. Vayın asmaklar da böyle canlı oluyor. Koyunlar da bayağı mutlu burada. Bol bol güzel lezzetli yemekleri var. Yine vayın asmakların olmazsa olmazı şekerlemeciler arkadaşlar. Bunlara normal senelik kirmeslerde, yani senelik panayırlarda da buluyoruz. Lakin buradakiler farklı. Gerçekten çok çok çeşit var. Hepsi şekerleme ve çikolata arkadaşlar. Burada gezerken öyle güzel de kokular var ki, yani şimdi et kokusu demiyorum arkadaşlar, şekerleme kokusu. Gebrannte Mandeln, ondan sonra Lebkuchen, gerçekten taze yapıyorlar. Çok güzel kokuyor. Şekerlemeciye daha geldim. Bu elma şekerlemelerini ben çocukluğumdan tanıyorum. Almanya'da yaşayanlar bunu bilir arkadaşlar. Burada farklı farklı çikolata kaplama meyveler var. Mesela bunlar elma. Yani bunun içinde mandalina varmış. Çikolata kaplama üzüm. Bunlar muz. Beyaz çikolata. Açık kahverengi çikolata. Böyle farklı farklı çikolatalamalar var. Mesela şu ceviz var içinde. Şimdi bir de aradan doğru gidelim arkadaşlar. Burada yine süs eşyaları var. Hepsi Noel ile ilgili arkadaşlar. Bunlar melek heykelleri. Hazreti Meryem kucağında Hazreti İsa. Böyle demin size Kripe'yi göstermiştim ya. Aynı onun minyatür halleri. Bunlar Heilige Drei Könige diyorlar. Kutsal Üç Kral, Hazreti İsa'nın doğumuna şahit olan krallarmış. Yine Noel zamanı çam ağaçları dikilir. Bunlar ışıklandırılır, süslenir. Bayağı büyük bir ağaç. Sadece Noel pazarlarında değil, kom evlere kurulur. Karşıda bir tane tağ var. Böyle kırmızı renkli parlak elma şekilleriyle süslemişler. Burası kilisenin önü arkadaşlar. Acayip de bir rüzgar var. Soğuk bir rüzgar esiyor. Çam ağaçları ben bir kere bir araştırmıştım. Aslında Hristiyan kültürüyle bir alakası yok. Sonradan Hristiyan dinine girmiş böyle ağaç süslemesi. Papalık bile 60'lı senelerde Noel ağacını dikmeye başlamış. Yani bayağı bir direnmiş dikmeyeceğim diye. Bu Noel ağaçların, süslenmiş ağaçların yanında Noel ağacı süsleri var arkadaşlar. Böyle yakından görebiliyoruz. Bunlarla süslüyor. Yani bayağı da pahalı. Mesela şunun bir tanesi 12 euro 90 centmiş. Böyle burası bolca süs dolu. Böyle kuşlarla da süsleyebiliyorsunuz. Şöyle yakından da göstereyim. Böyle her yer parıl parıl diyor. Yukarıda kilise kulesinden asansör iniyor arkadaşlar. Yine tadilat var. Sadece yeme içme değil, böyle ürünler de var arkadaşlar. Bu çocuklar için, çocuklar bununla beraber uyuyormuş. Burada da resim var, 24.90 bir tanesi. Yine bir Glühwein köşesine geldik. Burası her yer Glühwein arkadaşlar, yani sıcak şarap. Alkol içeniz varsa Glühwein içebilir tabii ki.
öyle. Burada yine farklı farklı yemekler var. Sağ tarafta şekerleme. Yani pazar yeri çok büyük. Bunlar kavrulmuş fındık, fıstık, şekerle kavuruyorlar. Badem, farklı farklı tatlılar. Şimdi buraya girebilirsem, yani girebilirsem girerim tabii de, içeride çekim yaptırırlarsa, bu tam bir Noel süsü dükkanı arkadaşlar. Bu Käthe Wohlfahrt, Rothenburg'da kendisi. Müsaade verdiler. Evet, burada Noel Baba geyiklerle, meşhur Noel Baba filmlerinden bilirsiniz zaten. Yani çeşit çeşit böyle süs eşyaları, ucuz da değil burası arkadaşlar. Her şey Hristiyanlıkta önemli süs arkadaşlar. Çeşit çeşit Noel Babalar. Şuna nusknaka deniyor da, bu ceviz kırıcı. Çocukluğumdan biliyorum. Bunlar hepsi böyle nusknaka arkadaşlar. Yani çok çeşit var. Hepsi evlere süs bunların. Şöyle parlaklıkları size de göstereyim. Çeşit Noel süsleri var. Çeşit çeşit Noel babalar. Noel baba yine çam ağacı taşıyor. Bu yine bir kripe, Hazreti İsa'nın doğumunu gösteriyor. Şunları da göstereyim, melek. Fiyat yazmıyor burada ama bayağı pahalı olduğunu tahmin ediyorum. Mesela şunda fiyat yazıyor. 159 euro arkadaşlar. Sadece şu 89 euro. Ben bayağı pahalı. Bu kadar yeme içme içinde ancak tatlı buldum arkadaşlar. Gerçekten her yer domuz sosisiyle dolu. Başka şu anda yiyecek bir şey yok bu pazarda. Yani benim için yiyecek bir şey yok. Burada da tatlıcıyı size göstermiştim. Burada Ulmo Kugel diye bir tatlı var arkadaşlar. Şurada uzaktan gözüküyor. Şimdi ondan iki tane alacağım. Sırada bekliyorum. Şimdi buradan 5 tane ulum topu alacağım. Ulum topu bunlarmış arkadaşlar. Ulma Kugel. Bakalım tadı nasılmış. 5 stück bitte. Ja. Ya işte dikkat etmeyince böyle oluyor. Ulma Kugel bunlar değilmiş. Kugel deyince yuvarlak. Ben de bundan sandım. Bunlar kuak belkenmiş. Öteki Berliner'a benzeyen üstü parlaklar vardı ya. Berliner Kugel onlarmış. Neyse, bunlar da güzeldir inşallah.